Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte LG'nin ProBeam serisinden BF50NST kod isimli projeksiyona yakından bakıyoruz. Videomuzu İnce Hesap sponsorluğunda çektiğimizi belirtelim. Bu videomuzda kullandığımız ürün ülkemizde henüz satışa çıkmadı. Türkiye'deki satışından önce de İnce Hesap desteğiyle temin ettik ve sizlere sunuyoruz. Tabii ki projeksiyonla ilgili teknik detaylara vesaire değineceğiz. Ancak öncelikle bir perdemize yansıtalım, biraz bir oyun oynayalım, devasa ekranımızda bakalım neler göreceğiz. Evet, bütün kurulumumuzu yaptık arkadaşlar. Projeksiyonu karşıya yansıttık ve ben bununla tabii ki de GTA oynayacağım. GTA oynamazsam ayıp olurdu bu projeksiyon arkadaşlar. Görüntü cayır cayır ve devasa bir görüntü var karşımda. Ama lafla olmaz. Şimdi metreyle, mezureyle bir ölçelim bakalım ne kadar görüntümüz var. Şöyle perdeyle aramızdaki mesafeye bakalım. 3 metrelik bir mesafe var arkadaşlar ve kaç metrelik bir görüntü alıyoruz buna bakalım. 2,5 metreye 1 metre 60 santimlik gördüğünüz gibi devasa bir GTA deneyimi yaşayacağız şimdi hep beraber. Sokaklara çıktık arkadaşlar, dolanıyoruz. Buradan açayım da bir ses görün. En yükseğe aldım şu an, çok fazla ses var arkadaşlar, böyle yakından falan oynayacaksanız ses fazla gelebilir, onu söyleyeyim. 1080p'de oynuyoruz oyunu. Valla gayet de güzel gözüküyor. Devasa ekranda sinemada GTA oynamak gibi bir hissiyat var, onu söyleyebilirim. Kimse de gelmiyor ya. Kamyon sen nereye gidiyorsun? Bu arada beni aydınlatmak için ortamda bayağı ışık var. Tamamen karanlık bir ortamda olmamamıza rağmen gayet net her şey gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Şurada bir ışık var, arkada bir ışık var. Tamam, burası bir roket atarı hak etti. Nereye reis? GTA böyle. Bir de gelin şöyle bir videolarımız izleyelim, Webtekno videolarına bakalım. Şöyle Çağdaş'ın Gül Cemal'ini devasa ekranda bir görelim. Şu an ses %25 seviyesinde yaklaşık, hatta %20'de. Büyük bir odadayız arkadaşlar. Bu odayı %20 seviyesinde gayet rahat duyurtabiliyor. Çok net bir şekilde görebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Şöyle bir de hemen bir haber okuyalım. Bunda sonuçta sunum da yapacaksınız. Yeri gelecek. Okulda mesela ders anlatmak için vesaire kullanılacak olduğunu düşündüğümüz için yazıların okunabilirliği önemli. Çok küçük yazılar dahi çok net bir şekilde görülebiliyor. Herhangi bir sorun yok. Zaten şunlar büyük bile kalıyor. Ki şu an arkadaşlar oyun modunda olmasına rağmen mesela sunum modu diye bir mod var. Renkleri birazcık sarartıyor ama okunabilirlik bir tık artıyor arkadaşlar. Hani sunum yapacağınız zaman böyle bir modu almak tabii ki de daha mantıklı. Şimdi arkadaşlar PlayStation 5'i bağladık. Projeksiyon 1080p, PlayStation 4K, sıkıntı yok. Bakalım nasıl bir görüntü göreceğiz. Keyif verecek mi? Onu hep beraber görelim diye. Görüntüyü yansıtabiliyorsunuz. Bunda herhangi bir sorun yok. Ancak kafanıza göre bir HDMI takmayın. PlayStation içinden çıkan HDMI'yi direkt bağladık. O şekilde çalıştı. Şimdi tabii ki de PlayStation 5 bağlamanın avantajı ve dezavantajları var arkadaşlar. Bir kere ekranınız az önce ölçtüğümüz gibi devasa, neredeyse bir sinema ekranı gibi oluyor. Bu büyük bir avantaj. Ancak burada 4K çözünürlükten kaçmış oluyoruz. Burada sizin tercihiniz önemli tabii ki de. Ama bu devasa ekranda da PlayStation 5 oynamakta ayrı bir keyifli. Şöyle örümcek adamla uçalım bakalım. Şöyle bir de son olarak foto modunu alayım, sizlere bir göstereyim. Selfie modunda örümcek adam da böyle gözüküyor. Bence görüntü güzel. Kötü değil. Tabii ki de bir 4K çözünürlük olsaydı daha iyi olurdu. Ancak sonuçta dev bir ekranda oynuyoruz arkadaşlar. PlayStation 5'e de baktık arkadaşlar. Şimdi bakalım sırada neler var. PlayStation 5'ten sonra 4 bağladık arkadaşlar. Bir de bununla FIFA oynayacağız. Çünkü bunu alan insanlar genelde FIFA oynuyorlar. Böyle büyük ekranda FIFA harbiden keyifli oluyor mu olmuyor mu? Şimdi hep beraber bir bakalım şöyle. Hızlıca birkaç gol atıp bırakacağım arkadaşlar. Ki gerçekten bana soracak olursanız bayağı keyifli oluyor. Hop hop, bir de şuradan pas. Hop, bir gol atayım bırakacağım. Hareketten vazgeçtim şu an. Hadi oğlum kaçın ortaya. Şekilli bir gol atacağım şurada ya. Ya bırak da geçsin o topa oradan ya. Bu arada gerçekten çok keyifli. Adamlar dev gibi gözüküyorlar. Hani büyük ekranlı bir televizyona göre bile bana soracak olursanız keyifli. Ya bütün toplara mı müdahale edilir kardeşim ya? Neymişsin sen ya? Gördün artık orayı. Vur hadi. Ya vazgeçtim gol atmaktan. Neyse arkadaşlar, FIFA dediğim gibi gerçekten futbol oyunları, PES'i de tabii ki de katabiliriz. Gayet güzel gözüküyor. Oynama keyfi de hakikaten de artıyor diyelim ve videoya hızlıca devam edelim. Projeksiyona baktık arkadaşlar. Oyunumuzu falan oynadık. Geçtik o kısımları. Şimdi biraz da projeksiyonun kendi detaylarından bahsedelim. Öncelikle 1900x1200 gibi bir çözünürlükte geliyor. Yani Full HD'nin bir tık üstü gibi düşünebilirsiniz. Aslında Full HD. Bildiğiniz gibi standart projeksiyonlarda bir lamba bulunur. Bu lambadan bir ışık çıkar ve bulduğu ilk yüzeyde de bir araya gelerek bize görüntüyü oluşturur. LG'nin bu projeksiyonunda ise eski tip bu lambalar yerine son yıllarda popülerleşen lazer tipi lamba kullanılıyor. Bu da klasik projeksiyonlardan farklı olarak bizlere daha net, daha parlak bir görüntü sunabiliyor. Ancak burada lazer meselesinin bizlere çok büyük bir katkısı var. Bu da lamba ömrü.
biraz. LG'nin verilerine göre bu projeksiyondaki lamba ömrümüz 20.000 saat. Tabii ki de bunu test edemiyoruz. 20.000 saat bunu açıp bir yerde oynatma şansımız yok. Bu firmanın kendi verileri. Bu neye tekabül ediyor? Diyelim abarttık. Günde 8 saat film izliyoruz. Bu projeksiyonla birlikte bizlere 7 yıllık bir kullanıma denk geliyor arkadaşlar. Ki bu da çok uzun bir süre. Tabii ki de evlerimiz için bu süre fazla gibi gelebilir arkadaşlar. Ancak LG burada şunu düşünmüş. Bunu sadece ev kullanımı için değil, okulda kullanabilirsiniz. İş yerinizde, sunumlarda vesaire kullanabilirsiniz. Bu tarz bir senaryo için önemli bir detay. Ha tabii ki olası bir arızalarda da lazer tipi lambaların sıradan projeksiyonlara göre bakımı, onarımı vesairesi çok daha kolay. Bir de şöyle bir detay var. Yine sıradan projeksiyonlarla karşılaştıracak olursak bunu fişe takıyorsunuz arkadaşlar. Kumandasından veya arkasından düğmesine basıyorsunuz. Cart diye görüntünüz geliyor. Çok hızlı bir şekilde aktarıyor görüntü. Elimizdeki projeksiyonun diğer büyük artılarından bir tanesi de HDR 10 desteği bulunması. Televizyonlarımızda görüyoruz. İşte telefonlarımızda artık var vesaire vesaire. Birçok ekranda HDR 10 desteğini görüyoruz. Işıkla görüntü yansıtan bir üründe bunu görmek bence güzel. Tabii ki de bu teknoloji sayesinde projeksiyon cihazında renk çıkışı oldukça genişlemiş oluyor. Her zaman diyoruz ya siyahlar gerçekten siyah gibi gözüküyor. Aydınlık alanları doğru bir şekilde görebiliyoruz vesaire. Hep bu teknolojiye bağlıyız. Dolayısıyla siz de burada sunum da yapsanız, açıp film vesaire de izleseniz donuk soluk bir projeksiyon görüntüsü yerine gayet net canlı parlak renkler görüyorsunuz. Biraz ürünün de tasarımından da bahsetmek lazım. Sonuçta bu evimizde veya okulumuzda nerede koyuyorsunuz orada duracak bir ürün. Öncelikle kaslı, kuvvetli, ağır bir projeksiyon. Kendisi yaklaşık 10 kilogramlık bir ağırlığımız var. Bu sebepten tahmin edebileceğiniz gibi zaten öyle ben her yere taşıyayım, kampa vesaire götüreyim projeksiyon değil bu arkadaşlar. Bir kere bir yere sabitliyorsunuz orada duruyor. Ancak o dediğim küçük projeksiyonlara göre daha zor taşınabiliyor. Tabii ki de bunun da artıları var ona göre. Nasıl artıları var? 40 inçten 300 inçe kadar bize ekran boyutu sunabiliyor. Kaç metreden kaç inçlik görüntü alıyoruz? Mesela bu projeksiyonu 3 metre uzağa götürdüğünüz yansıtacağınız alandan. Bu sayede de 100 inçlik bir görüntü alabiliyorsunuz. Projeksiyonun üst tarafında herhangi bir tuşumuz yok. Birçok şeyimizi kumandadan halledebiliyoruz. Sadece arka taraftaki on-off butonundan belli menülere ulaşabiliyoruz. Merceğin üzerinde iki tane halkamız var. Bir tanesi projeksiyonda zoom in zoom out yapmamızı yani görüntünün küçülüp büyülmesini sağlıyor arkadaşlar. Hemen arkasında bir tane netlik halkası var. Sol tarafına baktığımız zaman da görüntüyü aşağıya yukarıya sağ veya sola kaydırmamızı sağlayan bir tekerlek yer alıyor. Kendi içerisinde bir tane hoparlörü mevcut. Yani standart normal bir evin salonunu gayet rahat doldurabiliyor. Eğer küçük bir ortamda sunum yapıyorsanız orası için de sizlere yeterli ama koca bir salonda sunum yapacaksanız tabii ki de bir ses sistemi bağlamanız gerekebilir. Hoparlörlerimiz 5'er watt'tan 1.5, 1.5 watt şeklinde konumlandırılmış. Bunun yanında kendi fan sesi de mevcut ancak çok rahatsız ettiğini söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Standart sessizce çalışan bir bilgisayar kadar bir fan sesi çıkıyor. Kumandası LG cihaz kullananların tanıdığı bildiği standart bir kumanda. Bunun yanında akıllı cihazınıza da bir uygulama indiriyorsunuz. Akıllı telefonunuza, tabletinize vesaire. Onu da kumanda gibi kullanabiliyorsunuz. Hatta böyle mouse gibi ekranda bile gezdirebiliyorsunuz. Projeksiyon cihazı internete bağlanabiliyor. Böyle bir özelliği de var. İçerisinde bir tarayıcı da var. Kullanırsınız, kullanmazsınız. Ayrı ancak acil durumlarda işinizi rahatlıkla görebilecek bir tarayıcı. Ben burada çok daha hızlı bir şey yapmak istiyorum diyorsanız da tabii ki de telefonunuzu direkt olarak kendisine ekran yansıtmayla bağlayabiliyorsunuz. Yani girip telefonunuzu cart diye buna bağlıyorsunuz. Telefonunuzun ekranında ne görüyorsunuz onu aynı şekilde yansıtıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Son olarak kendi deneyimlerimden de bahsedeyim arkadaşlar. Hafta sonu süresi boyunca evimde kullanma şansım oldu projeksiyonu. Film izlerken, dizi izlerken herhangi bir sorunla yaşamadım. Hatta bununla birlikte film dizi izledikten sonra dönüp televizyonda bir şeye bakasınız çok fazla gelmiyor. Gerçekten olayın ambiyansını değiştiriyor. Şunu da belirtelim. Gündüz izleyebilir miyim vesaire diyorsanız arkadaşlar 5000 ansürmenlik bir parlaklık değeri var projeksiyonun. Gayet yüksek bir değer olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de ortamı karartmakta fayda var. Ancak yine de gündüz vakitlerinde de bence fena olmayan bir görüntü sunuyor. Sonuçta 5000 ansürmen ciddi bir rakam. Tabii ki de bunu sadece ev için değil az önce de zaten bahsetmiştim. Her zaman karartma imkanı olmayan işte ofis, okul vesaire gibi alanlar için de düşünebilirsiniz bu özelliği. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Son sözlerimizde söylediğimize göre bu videomuzda sizlerle birlikte LG'nin ProBeam serisinden BF50NST isimli projeksiyona yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.